Sevgili gençler dördüncü sorumuz bir e, anlatım biçimleri sorusu. Şimdi e, anlatım biçimlerini hemen hızlıca bir hatırlayalım. Betimleme e, bir varlığı ya da çevremizi tasvir etme. Onun özelliklerini zihinde canlandıracak şekilde anlatmaydı. Öyküleme olay anlatımıydı. Açıklama e, herhangi bir konu hakkında bilgi verme. Bilgilendirici metinler yani. Tartışma ise bir görüşe karşı çıkıp e, o konuda kendi görüşlerini kanıtlamaya çalışılan yazılardı. Şimdi metnimize bakalım. Kardelen çiçeği halk içinde güneşi görünce sonu gelecek çiçek olarak bilinen ve cesaretin sembolü olarak görülen bir çiçektir. Evet buraya kadar kardelen bitki çiçeği hakkında bir e, bilgi verilmiş bir açıklama yapılmış. Kökleri yumru şeklinde, bir soğanın üç yaprak ve kuru bir kabuk tarafından sarılması ile şekillenmiş, sağda ve solda iki adet cetvel gibi derimsi, koyu yeşil renkli etli 10-20 santim uzunluğunda bir de 0,5-2 santim genişliğinde ve uca doğru dil şeklinde yaprak sap karışımı dalı bulunur. Bu cümlelere baktığımızda hem bilgi verirken aynı zamanda da bir betimleme yaptığını görüyoruz. Yani şu ana kadar açıklama ve betimleme her ikisi de var. Ancak bize ne diyor soruda soru kökünde ağır basan anlatım biçimini soruyor. Önemli olan bu ağır basanı bulmak. Yani geneline, parçanın geneline hakim olanı bulmamız gerekiyor. Ee, açan çiçek ise çan biçiminde ve boynu bükük şekildedir. Yine burada betimleme yapmış. Bu çiçeğin ülkemizde yaklaşık 10'a yakın türü olduğu bilinmektedir. Açıklamayla devam ediyor şimdi. Kardelen kış aylarında açması sebebiyle özeldir. Karın yağışını sabırla bekler. Kar kokusunu alınca da topraktan çıkar. Ülkemizde de Kuzey ve Doğu Anadolu topraklarında kendini göstermektedir. Evet şimdi parçamıza baktığımızda belli bir bölümde betimlemeye başvurulmuş ancak parçanın tamamına baktığımızda parçanın genelinde ağır basan anlatım biçimi açıklamadır çünkü parçayı bu çiçeği tanıtmak onun hakkında bilgi vermek için yazmış yazarımız doğru cevap Ceyhan.